netleşme söz konusu değil ama birçok tartışmanın geride kaldığını da gördük. Bugün hangi noktadayız? Bugün itibariyle Yüksek Seçim Kurulu AK Parti'nin İstanbul'daki bütün sandıklar baştan sayılsın talebini reddetti. Sadece 55 sandıkta, farklı ilçelerdeki 55 sandıkta oyların sayılmasına hükmetti. O 55 sandıkta çetelelerde mühürsüz ya da imzasız bir takım eksiklikler olduğu tespitiyle yeniden sayım kararı verdi. Ama o 55 sandıkta sonucu değiştirmeyecek, öyle görünüyor. AK Parti de bunu kabul etmiş görünüyor. Ve şu saat itibariyle talep olağanüstü bir yöntemle, ki kanun buna imkan veriyor, Büyükçekmece'yi büyük olasılıkla gerekçe göstererek seçimlerin iptali talebi. Önümüzde Ekrem İmamoğlu'nun seçimi 14 bin oyla yaklaşık olarak kazandığını söyleyen Ekrem İmamoğlu'nun önündeki tek engel AK Parti'nin olağanüstü şartlarda Yüksek Seçim Kurulu'na başvurusu olacak. Olağanüstü itirazın içeriği ne, nasıl yapılabilir, Büyükçekmece bunun için yeterli gerekçe mi, bunlara ilişkin tartışmaların da devam ettiğini görüyoruz. Bununla ilgili Barolar Birliği'nin yaptığı bir açıklama var, onu aktaracağım size. CHP kanadı işi sulandırmaya çalışıyorlar diyerek AK Parti'ye tepki gösteriyor. Bugün o olağanüstü itirazda bulunacaklarını açıklayan AK Parti Genel Başkan Yardımcısına tepkiler söz konusu. Ekrem İmamoğlu'nun da yaptığı açıklamalar var. Bütün bunları aktaracağız. Peki Büyükçekmece'de ne oluyor? Ona da detaylı olarak bakacağız. Büyükçekmece'de sahte seçmen iddiası var. Yani orada oturmadığı halde seçmenlerin oraya kayıtlarının yaptırıldığı, hali hazırdaki belediye başkanı tarafından yaptırıldığı iddiası. İki kişi de bu nedenle tutuklanmıştı ama bütün bunlar Ocak ayında oldu ve itiraz süresi içerisindeydi. AK Parti de itiraz etti, CHP de itiraz edildi, bitti, adli bir soruşturma var. Şimdi bu adli soruşturmanın seçimle ne alakası var diye CHP'nin sorduğu sorular var. Bugün de operasyonlar vardı Büyükçekmece'de, polis Büyükçekmece'de kendisini görünür de ilan etti. İçişleri Bakanı uzun zamandır konuşmuyordu. Bugün açıklaması var. Büyükçekmece'de büyük bir usulsüzlük var diye ve oraya dikkat çekiyor. Aynı zamanda Bahçeli çok uzun zamandır yine onun da sesi çıkmıyordu. Şimdi 3 isimden bahsedebiliriz. Birisi İçişleri Bakanı, birisi Binali Yıldırım İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı adayı, bir diğeri de Devlet Bahçeli. Cumhurbaşkanının açıklamasından sonra ne diyeceği en çok merak edilen isimdi. Eğer huzursuzluk devam ediyorsa insanların içinde ve bir kargaşa ortamı varsa seçimler yenilenmeli dedi. O sözlerine de bakacağız Bahçeli'nin. Ne manaya geliyor, olabilir mi, olamaz mı, YSK kararının sonrasını mı işaret etti? Hatta oradaki gazetecilerden Fox TV muhabiri, Türkiye için mi yoksa İstanbul için mi seçim yenilenmesi diyorsunuz sorusunu da sordu. Fox muhabirine siz tilkilik yapıyorsunuz diye yanıt verdi Bahçeli. Bahçeli'nin açıklamasında bir bütün olarak aktaracağız size. Bugün AK Parti'nin Yüksek Seçim Kurulu temsilcisiyle konuşacağız. Çünkü bu Büyükçekmece ile ilgili başvuru yapıldı, yapmaktan vazgeçti, CHP'nin iddiası vardı, oyalanlandı. Oradaki o kafa karışıklığını gidermek, 55 sandıkla ilgili sondaj yöntemiyle bulunduğu sözlerine açıklık getirmek, önümüzdeki sürece ilişkin beklentilerini öğrenmek için. Büyükçekmece meselesini Cumhuriyet Halk Partisi'nin genel başkan yardımcısıyla konuşacağız, Muharrem Erkek. O bize anlatacak, nedir vaziyet orada, ne yapılmış, nasıl ortaya çıkmış, şu an itibariyle seçimin tümünü etkileyecek bir durum mu diye. Anayasa hukukçusu Profesör Süheyl Batumsa bize hukuki bir çerçeve çizecek bugünkü tartışmalarla ilgili olarak. Bu arada tabii dikkat çekici hususlar da var. Diyarbakır'da ezici bir farkla belediye başkanlığını kazanan EDB'nin belediye başkan adayı henüz mazbatasını alamadı. Niye vermiyorsunuz diye onlar da il seçim kuruluna gittiler. Mardin'de Ahmet Türk seçimi kazandı ama o da hala mazbatasını alabilmiş değil. Onunla ilgili tartışmalar da devam ediyor. Kimler de mazbatasını aldı ya da alamadı, onlar üzerine değerlendirmeleri de aktaracağız. İstanbul'da Ekrem İmamoğlu'na mazbata verilmeli mi, verilmemeli mi tartışmasında devam ettiğini söyleyelim. Buna hukukçuların bakışını da aktaracağız program içerisinde. Murat Yetkin'in bir tespiti, aynı zamanda Karar Gazetesi'nde İbrahim Kiraz'ın bir analizi söz konusu seçimlerle ilgili, onlardan da bahsedeceğim size. Ayrıca Üsküdar Üniversitesi'nden Profesör Doktor Deniz Ülke Arıboğan da canlı yayın konuğumuz olacak. Siyasi açıdan seçim sonuçlarını
ve bugünkü tartışmaları değerlendirme imkanımız olacak kendisiyle. Yani yine gündemimiz seçim, bütün Türkiye'de seçim. Cumhurbaşkanı 13 bin 14 bin oyla kazandım deme hakkını vermez sonuçlar adaya demişti Ekrem İmamoğlu'na yönelik olarak. Bugün televizyonlarda, gazetelerde, bir kısım televizyonda ve birçok internet sitesinde, bir bölümde gazetede AK Parti'nin çok küçük farklarla kazandığı yerler de var. İstanbul'da olmuyor da niye oralarda oluyor sorusu soruluyor. O iller ve ilçeler hangileri ve itirazlara ne cevap verilmiş, onları da program içinde sizlerle paylaşacağız. Frekanslarımızı hatırlatayım ben radyodan dinleyenler için, belki kayıt imkanı olabilir. İstanbul'da, Ankara'da, İzmir'de, Bursa'da, Kocaeli'nde canlı yayındayız radyodan. Ayrıca Sputnik Türkiye'nin YouTube sayfasından her zaman olduğu gibi canlı yayındayız. Twitter'da, Facebook'ta Yavuz Ohan adresine görüşlerinizi bekliyoruz. WhatsApp haber hattımız ise 0531 629 32 92. Programın sonunda biraz daha zihnimiz berrak olarak bu akşam stüdyodan ayrılmayı da umuyoruz diyelim ve programımıza başlayalım. De bunu dinle. Hukuk kavram dilidir. Kavram dilidir. Bu kavramları bilmezseniz uygulamanız da yanlış olur. Bu Anayasa Mahkemesi kararını resmi gazetede yayınlandıktan sonra bütün mahkemeler uygulamakla yükümlüdür. Anayasa Mahkemesi'nin kararları tavsiye niteliğinde değil, bağlayıcıdır. Aksi takdirde anayasa sisteminin karşısına çıkmış olursunuz. Yargıçlık mesleğini gerçekten yasalara göre, hukuka göre, vicdanınıza göre yapamıyorsanız bu meslekten ayrılırsınız. Bir de bunu dinle. Bugün hem CHP'nin sözcüsü konuştu hem de İstanbul'daki seçim sonuçlarıyla ilgilenen AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Ali İhsan Yavuz, CHP sözcüsü artık mazbatanın verilmesi gerektiğini söyledi. Ali İhsan Yavuz ise partisinin olaya bakışını aktardı. Seçimde İstanbul'da bütün sandıkların sayılması taleplerinin reddedildiğini hatırlattı. Şu ana kadar sandıkların sadece %6'sı sayıldı ve fark büyük derecede aşağı doğru indi. Bütünü sayılsaydı çok daha farklı bir sonuçla karşılaşacaktık dedi. Ancak olağanüstü itiraz yolunu da deneyeceklerini söyledi. Hatta gün içinde bu itirazın Yüksek Seçim Kurulu'na iletildiğine ilişkin iddialar vardı. Sonra bu iddia yine bizzat Ali İhsan Yavuz tarafından reddedildi. Cumhuriyet Halk Partisi ise Büyükçekmece başvurusunun bile AK Parti tarafından geri çekildiğini iddia etti. Bu iddiaya Recep Özel, AK Parti'nin YSK temsilcisi, Twitter üzerinden yanıt verdi. Doğru değil, böyle bir geri çekme söz konusu değil diyerek. Şimdi tablomuzu aktarmıştık. 55 sandıkta seçim için karar verdi YSK. Bütünü sayılsın demedi ve sonrasında da olağanüstü itirazın sonucu beklenecek. İstanbul'daki seçimlerin bir artık kazananın ilan edilebilmesi için, anladığımız kadarıyla. Durum tam böyle mi? Recep Özel'le konuşacağız. AK Parti Yüksek Seçim Kurulu temsilcisi. Hoş geldiniz Recep Bey. Hoş bulduk efendim. Hoş bulduk. Şimdi bütünüyle sayılsın talebi YSK tarafından reddedildi. Sizin açıklamanıza baktım. Geçmişten yerleşik içtihatlar çerçevesinde bu red kararının alındığını söylediniz. İkinci hususa 55 sandıkla ilgili yeniden sayım kararı. Bu AK Parti'yi çok memnun etmemiş görünüyor. Ancak sondajlamayla bunu bulduk. Bu sayı daha da artabilir. Usulsüzlük veya buralardaki eksiklikler dediniz. Bu meseleyi biraz açmanızı rica edeceğiz. Sondajlamayla 55 sandık nasıl bulundu? Yani siz toplamında 55 sandıktaki eksiklik, 51 sandıktaki eksiklikleri mi bildirdiniz? Yoksa daha fazlaydı, 51'e mi indirildi? Onlar bir o tabloyu anlatır mısınız bize? Şimdi yaklaşık olarak İstanbul'da 31 bin sandık var. Evet. Şimdi biz bunun içerisinden her bir ilçe için ayrı ayrı il seçime müracaat edilmişti. İl red kararlarına karşı Yüksek Seçim Kurulu'na geldik. Gelirken de bizzat hangi sandık numaralarında hangi şeylerin eksik olduğunu somut verilere dayanarak dilekçelerde yazılmıştı. Evet. Buna tek tek vermiş olduğumuz sandık numaralarına kontrol edildi ve çoğunda, yani bu dün 51'di, bugün de bir 6 sandık daha ilave oldu. 57 oldu peki. 57 sandıkta gerçekten bizim dilekçelerde bahsettiğimiz hususların doğru olduğu, bu eksikliklerin sayım döküm cetvellerinde imzaların olmadığı, bir kısmında boş olduğu, bir kısmında rakamların olmadığı, bir kısmında
hiç imzasının bulunmadığını tespit edildi ve sandıkların, çünkü sayım döküm cetveli sandık sonuç tutanan dayanağı, müstenniatı. Evet. Bu eksik olduğu zaman, sayım döküm cetveli olmadığı zaman sandık sonuçtan doldurmanız mümkün değil. Onun için bu sandıkların tekrar açılması gerekiyordu ve bu da karar verdi ve açıldı. Sanıyorum CHP'nin itiraz etmediği bir nokta bu da. Yani burada bir eksiklik, bir delil gösterildi ve onun üzerine de YSK böyle bir karar aldı diyor onlar da. Evet. Şimdi tabii bu bizim şu ana kadar yapmış olduğumuz sondajlama tespitlerdi. Daha buna benzer bir dünya eksiklik, usulü eksiklikler ve seçimin sonucuna müessir eksiklikler var. İşte onların tamamını da şu anda tespit ediyor arkadaşlarımız. Yapacağımız olağanüstü itirazla YSK'nın gündemine getireceğiz. Bu sondajlama dediğiniz nasıl bir teknik? Ben çünkü bir hukukçularla falan da konuştum hazırlanmak için gelirken. Yani böyle bir teknikle bir itiraz söz konusu olamaz. Maddi olarak delillendirilerek ancak yapılabilir. İşte muhtemelen delillidir yani, onlar dedim. Sondajlama dediğim şu, yani 31 bin sandıktan biz şöyle tek tek hepsine değil de sondajlama dediğimiz, açıyoruz bir tane Bağcılar'da birinci seçim işlerindeki seçim başkanlığında ilçe seçimin bir tane numarayı çekiyoruz sandıktan, bakıyoruz yani doğru mu değil mi, yani böyle esaslı incelemeler devam ediyor. Bir numaradan 31 bin sandığın tamamını incelendiğinde tespit olduğumuz bu sandıkların çok daha fazla olduğunu göreceksiniz. Bir sondajlamayı böyle sıralı değil de aradan böyle seçerek baktıklarımız anlamında söyledik yani. Anladım. Peki şimdi önümüzdeki süreçte ancak olağanüstü itiraz yoluyla ileteceğiniz itirazda bunlar gerekçe olarak ortaya konulacak. Tabii. Peki tabii, bunun tabii dışında ne tip bir gerekçe olacak olağanüstü itirazda? Valla şimdi onunla ilgili İstanbul İl Başkanlığımızda bir ekip, Genel Merkezimizde bir ekip. Bunun üzerinde yoğunlaşıyorlar. Çok ciddi elimizde gerçekten 298 sayılı yasanın 130. maddedeki aradığı seçimin yerelenmesini direktör birçok husus var. Emare var, delil var. İçi dolu, altı dolu bir dilekçeyle biz buraya müracaat edeceğiz. Yoksa boş yere laf olsun diye bir müracaatımız olmayacak. İçi dolu, gerçekten de bütün verileriyle dört dörtlük bir müracaatla Yüksek Seçim Kurulu'na müracaat edilecek. Peki Büyükçekmece burada önemli bir yer mi tutacak? Bir görüntü o en azından herhalde. Büyükçekmece'de tabii çok daha vahim olaylar var. Orada organize bir ortada boş arsalarda binaların kondurulması, o binaların içerisinde insan nakli, seçmen nakli gibi belediye ile nüfus müdürlüğünün ortaklaşa yapmış oldu ve bunun sanıkların da şu anda hakkında soruşturma yapıldı ve operasyonların yapıldı. İki ayda da zannedersem oradaki görevde tutuklu. Böyle bir süreç var. Oradaki çok vahim. Ama o Ocak'ta itiraz süresinin öncesinde başlayan bir süreç herhalde. Yani o arada itirazlar da edilmiş anladığım kadarıyla. İtiraz edilmiş, kısmı düzeltilmiş. Ama işin bu derece organize oldu daha yeni çıkıyor. Bu kadar çok organize binalar olduğu, ondan sonra bu kadar çok bir yazılımla bu işlerin belediye tarafından yönetildiği, yönlendirildiği daha yeni soruşturma aşamasında, ileri aşamada ortaya çıkıyor. Yeni bir delil çıkıyor, yeni bir durum ortaya çıkıyor. Bu yeni delil ve durumu da bizim tabii ki seçimin güvenliği, seçimin tarafsızlık yapması gereken seçim kurullarının, Yüksek Seçim Kurulu'nun önüne getirmenizden daha doğal bir şey olamaz. Hukuk Barolar Birliği'nin bir açıklaması vardı, görebildiniz mi bilmiyorum. Orada bu meseleye dikkat çekerken 5 maddelik bir şey ama bir maddesinde var bu. Seçmen listeleri kanuna göre seçimden önce askıya çıkmış ve itiraz süreci sonunda kesinleşmiştir. Artık seçimden sonra seçmen listelerine ilişkin bir uyuşmazlığın çıkarılması hukuken mümkün değildir diyor. Ben size bir şey okuyayım. 130. maddede bir şey okuyayım. Siz de bunu yorumlayın yani. Hayır, ben Barolar Birliği'nin açıklamasını okudum. Tamam. Halep oradaysa arşında burada yani. Buyurun. Ben de size bir şey okuyayım. Ona buyurun, bakın size. 130. madde var. Açıyorum şimdi kitaptan. Bekliyoruz. Ana kitabını. Bakın. Sadece o ilgili cümleyi yapıyorum. Seçimin sonucu hakkında kesin karar vermek yetkisine sahip olan kurullar, yani seçim sonucuna kesin karar vermek yetkisine şu anda kim sahip? YSK. Kurulu sahip. Evet. Ha. Seçimin neticesine müessir görüldüğü takdirde, baştan okuyayım da daha iyi anlaşılabilir. Lütfen.
Şu kadar siyasi partinin il başkanlarıyla genel merkezleri veya bağımsız aday tarafından tutanağın düzenlenmesinden sonra 7 gün içinde seçimin neticesine müessir olaylar diyor. Hı hı. Ve haller sebebiyle seçimin neticesine müessir olaylar ve haller sebebiyle yapılan itirazlar seçimin sonucu hakkında kesin karar vermek yetkisine sahip olan kurullarca, yani Yüksek Seçim Kurulu'nca seçimin neticesine müessir görüldüğü takdirde, bakın buralara önemli, alt kademelerce verilen kararların onu gördüm, kesin, evet, kesin veya kesinleşmiş olması veya kurullara derece derece, hani bu seçimin başladığı takvim var ya 1 Ocak'tan itibaren, evet, bu seçim sandık seçimen listeleri oluşuyor, sandık kurulları oluşuyor. Hı-hı. Buralardaki itirazlar, kurulların oluşma itirazlar kapsıyor. Derece derece ve müddeti içinde müracaat edilmemiş olması bu itirazın incelenmesine ve reddine sebep teşkil etmez diyor. Yani olağanüstü itirazın içerisinde geçmişte sen bunu süresinde yapmadın, süresinde bu itirazı getirmedin diye bir iddia, bir savunma olamaz. Eğer seçimin sonucunu etkileyebilecek bir hal, durum, vaziyet görüyorsa varsa, ona göre karar verir diyorsunuz. Ona göre geçmişte sen bunun süresini yapmadı, bunu reddedemez, incelemek zorundadır ve inceleyecektir de. Şöyle bir karmaşa doğabilir diye de endişeler dile getirildi. Mesela Kızılcahamam'ın nüfusu 7000, şu anda aklıma geldiği kadarıyla söylüyorum, seçim döneminde 16000 oluyor. Ya da Kırşehir'in, evet, bir ilçesi, insanlar gidip kendi ilçelerinde oylarını kullanıyorlar. Onlara da aynı muamele mi yapılır? Yani tabii buradaki Büyükçekmece'de onlar gibi şey değil. Büyükçekmece'de olayın vahameti, orada adam bir eve gidiyor ya da orada yazlığı var, köyde var, oraya gidiyor. Ondan bir hadi genel kabul geçer bir yan tarafı var. Burada hayali bina, ortada olmayan binalar nüfus müdürlüğünce belediye işbirliğiyle kaydedilmiş yani. Biliyorsunuz adrese kayıt sistemi bizde. Nüfus kaç kişi adres görünüyor böyle Recep Bey? Vallahi 7000 küsür kişi deniyor. Tam rakamlara şu anda müracaat içerisinde 7000 küsür kişi falan deniyor. Çünkü seçmen sayılarına baktığınızda sanıyorum 2000 civarında bir artış görülmüş Büyükçekmece'de. Evet. Bunlardan 700 de yeni yaşını dolduran seçmen diye. Hı-hı. CHP de savunmasını böyle yapıyor. Yani bu kadar çok seçmen buraya kaydedildiyse nerede? Bir önceki seçim 24 Haziran'da, orada bir artış yok diyor. Hı-hı. Yani işte bunun neticesinde bizim ortaya bir vaka koyuyoruz yani. Bir somut olay konuyor. Diyoruz ki ortada bitmiş bir bina yok. Siz bitmemiş ayarlı bir binayı adres kayıt sistemine kaydediyorsunuz ve içerisine seçmen yığıyorsunuz. Seçmen yerleştiriyorsunuz. Yani bu organize değildi. Ne bu? Yani bu ciddi değildi. Başka ne ciddi olabilir seçim hukukuna göre? Doğru. Seçim öncesinde de çok konuşulmuştu sanıyorum. Siz de hatırlarsınız. Hı hı. Üsküdar'da bir dairede... Üsküdar'da bir dairede 300 kişi vardı. Burada havuzdan yararlanmak için arkadaşlar buraya kaydını yaptırdı diye bir savunma. Mesela o şey çıkmadı. Onu İyi Parti buraya getirmişti Yüksek Seçim Kurulu gündemine. Orada gerçekten de 300 kişi olmadı. Yani şey dinmedi yani. Ev sahibi söylemişti de onun için söyledim bunu. Onun sesinden itiraz vardı. Geldi gündeme, itirazda gerçekten bakıldıydı de öyle bir şey yok. Önceki onlar şöyle de olabilir. Sitelere tek numara veriliyor. O sitenin içerisinde yazılan sanki o numarada bağımsız bölüm tekmiş gibi kabul edilip yok ev sahibi aynı. Ev sahibi de, ha, röportaj var. Kendisi diyor ki çevrem diyor, arkadaşlarım, benim ailem burada havuz vardı, ondan faydalanmak için buraya yazdırdılar kendilerini diyor. Tam da seçim öncesinde onun için söylüyorum bunu. Anladım. Yani birebir kendisinden duyduğum bir meseleydi. Yani anladım, buradan yola çıkarak başka yerlerde de başka itirazlar, başka sıkıntılar çıkar mı gibi bir soru üzerine yok, bunu gündeme işte getirdim. Biraz daha nevi şeyine, şahsına, İstanbul'un şeyine mahsus, Büyükçekmece'nin oraya mahsus bir itiraz yolu. Orada çünkü bir vaka, olay var. O olay her yerde olmuş da değil yani. Ondan sonra genelde şamilde edilebilecek bir şey değildir yani. Doğru. Siz YSK'daki toplantılara katılıyorsunuz. Tabii. Bir de şöyle bir itiraz veya şöyle bir eleştiri söz konusuydu. İstanbul'da AK Parti işte sandıklara ilişkin bir takım itirazlarda bulundu, yeniden sayılsın diye. Aradaki fark az, tespitleri yapıldı. Bunun üzerine itirazlar başka bir hassasiyetle bakıldı. Ama mesela Muş'ta 500 küsur oyda böyle bir hassasiyet gösterilmedi. Ya da Balıkesir'de İyi Parti için benzer bir hassasiyet gösterilmedi diye. Böyle bir çifte standart duygusunun oluştuğu konusunda bir kendi içinizde bir görüşme oldu mu YSK'da? Yok. Mesela
Yani mesela niye bakın, Muş'ta 500 oy varken şey yapalım? Ben size arz edeyim. Ben size söyleyeyim. Buyurun. Balıkesir'deki uygulamayı Balıkesir'deki ilçe seçim kurulları ve ilçe seçim kurulları yapıyor. İstanbul'daki ilçe seçim kurulları ve il seçim kurulu yapıyor. Ama YSK devreye girdi şey İstanbul'da. Bak bir şey söyleyeceğim ben size. Seçim kurulları sandıkların açılması, tekrar sayılması konusunda bir karar almışsa Yüksek Seçim Kurulu bunu usule aykırı bile olsa niye saydın demiyor. Usule aykırı bir şey. Çünkü maddi gerçek ortaya çıksın diye. Ama Yüksek Seçim Kurulu aynı zamanda seçim kurulu, içi seçim kurulu reddedilmiş. İl seçim kurulu reddedilmiş. Yüksek Seçim Kurulu sen bu sandığı aç, buraya say da demiyor. Açılana karışmıyor. Açılmayanı da sen bunu aç demiyor yani. Tekrar say demiyor. Anladım. Tekrar sayılana bir şey demiyor. Haksız yere de. Ama orada bir adaletsizlik sayılsa, doğmuyor mu Recep Bey? Yani o zaman. Uygulama böyle. Yoksa seçimi neticelendiremeyiz. Seçim sonucu alınamaz diye. Her yerden böyle. Hayır şöyle bir. Tekrar sayımı. Orada yerelde ilçe seçim kurulları, oradaki hakimler, oradaki kurullar buna ilk derecede karar vermeye yetkili. Onların vermiş olduğu kararlar eğer çok absürt, kanun açıkça aykırı olmalı ki o zaman Yüksek Seçim Kurulu tam kanunsuza girip bu sayım kararları bugüne kadar maddi gerçek ortaya çıkması anlamında niye saydın deyip kararları ortadan kaldırmamıştır. Sayım başladığı için de sayımı durdurmamıştır. Herhangi A ilinde, B ilinde, Balıkesir'de farklı, orada farklı, burada farklı uygulamalar Yüksek Seçim Kurulu nezdinde yoktur. Bak Yüksek Seçim Kurulu ama Türkiye genelinde tabii söyleyeceğim. Yüksek Seçim Kurulu nezdinde farklı uygulama aslında dün İstanbul'un tümünün sayılması gerektiği konusunda bizim çok haklı taleplerimiz vardı. Çok gerçekli, gerekçeli, maddi olgulara dayalı, nerede delilin olduğuna dayalı dosyalarla, donelerle geldik. Sırf Yüksek Seçim Kurulu'na yerleşmiş kararlarına göre biz bunu mağdur olduk. Seçim kurulu biliyorum ki ben bu kararı istemeye istemeye de aldı. Yani bizim tümünü sayılsaydı biz %6'sını sayıldı şu anda tümünün. Bakın ben size bir başka açıdan İstanbul seçimi. Bu 51 sandıkta herhalde 22 sandık sayılmış şu ana kadar. 8 oy İmamoğlu'nun farkı arttırdığına ilişkin bir tespit var. Yok bilemiyorum. Onlar da problem değil. Onlar 51 sandıkta şey yapalım. Ben şunu söyleyeceğim. Seçim bir bütün. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı seçimi. Şimdi ilk akşam bunlar sayıldı bitti. Daha sonra bunlarla ilgili bazı ilçelerde 39 ilçe var orada. Evet. Karar aldılar. Tekrar sayacağız dediler. Bir kısmı sadece geçersizle sayacağım dedi. Bir kısmı hayır tümünü sayacağım doğru dedi. 6 ilçede tümü sayıldı. Çoğu ilçede geçersiz sayıldı. Bazı ilçelerde hiç sayılmadı. Hiç sayılmayan var mı? Ben, var tabii. Öyle var mi? Ben hepsi sayıldı. Hiç sayılmayan yer var. Yani uygulama eğer seçim biri bütünse 39 ilçede ilçe seçim kurulları arasında farklılıkları var. İl seçim kurulu kararı arasında farklılıklar var. Yüksek Seçim Kurulu'nun bir uygulama birliği sağlama anlamında bir iştahatı birleştirerek aslında yeniden sayımı İstanbul'un bu seçiminde yeknesaklı sağlamak için sayımı hepsine teşmil, hepsine sari hale getirmesi gerekiyordu. Burada bir eksiklik var. Seçimin bütünü böylece bozulmuş oldu. Farklı farklı uygulamalar, farklı farklı uygulamalar çıkan bir netice var. Anladım. Fark düştü geldi 29 binden 14 binlere. %6'sı tekrar sayıldı. %94'ü orada duruyor. %6'sına farklı bir hukuk uygulandı. %94'üne farklı bir hukuk seçim sistemi uygulandı. Biz tümüne bir aynı hukuk uygulansa seçim sonucunda Ahmet alır, Mehmet olur, İmamoğlu olur, Sayın Binali Yıldırım Bey alır. Niye bunun tamamı sayılmasında mümkün olabilseydi biz ciddi ediyorum ki bu iddia ediyorum Binali Yıldırım İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı olacak. Peki bu görüşünüze karşı muhalefet edenler 2014 yılında Ankara'da Mansur Yavaş benzer iddiaları ortaya koyduğunda YSK hiç bakmadı diyor. Hiç de benzer değil. Bak hiç de benzer öyle değil. Öyle mi? Bak hiç de benzer değil. Benzer olmadı. Dün bizim şu 51 sandık 57 sandıkta tekrar sayım var ya. Evet. Benzer ama bak biz somut delillerle geldik. Somut. Soyut değil. Ama daha benzer öncesinde geldik. Bütün başkanlık oyları sayıldı. Büyükşehir Belediye Başkanlığı. Bazılarında oyların tamamı sayıldı. Orada da mı benzerlik yok talepte? Yok benzerlik yoktu. Yani Ankara seçimiyle 2010. O da yeniden sayılsın dedi yani sonuç itibariyle. 2010. Bir dakika ama orada deli. Yani gene şöyle bir genel. Ben sandık numarası verdim diyorum. Şurada şu var. Hayır ben bir önceki. Delillendirdim. Gerekçeler. O delillendi. Bak şöyle bir şey olmaz seçim hukukunda. Burada usul tamamını sayalım.
Neye göre sayacaksın sen? Gerekçesini Peki. sunmak zorundasın. Biz gerekçesini sunduğumuz için bu 51 sandık. Bugün itibariyle 57 sandık tekrar sayılıyor. Şimdi ben bir öncesinden bahsediyorum. Büyükşehir Belediye Başkanlığı ile ilgili geçersiz oyların tekrar sayılması, aynı zamanda 4 ilçede de oyların tamamının sayılması. Yani bununla ilgili başvurular benzeştiriliyor Mansur Yavaş'la. Bugünkü 51 ya, sandık değil. Bununla ilgili Yüksek Seçim Kurulu'nun, bakın 2014'te Mansur Yavaş'la ilgili Ankara seçimine ilgili verdiği kararla 2019'da İstanbul'da verdiği karar arasında hiçbir fark yok. İlçe seçim kurullarının ve il seçim kurulunun var mı? Sayın kararla burada o zamanki il seçim kurulu ve ilçe seçim kurulu reddetmiş olabilir. Bizim de reddetti İstanbul'da bir çoğunu. Hı hı. Yani haklı görerek açtığı da var. O seçimle bu seçimi mukayese etmek mümkün değil. Peki bunları bir standarda bağlamak mümkün değil mi? Mesela şöyle bir eleştiri de var. Şöyle diyorlar yani... AK Parti'nin argümanı her seçmenin tercihinin doğru bir şekilde tespit edilmesi. Aynen bunu, öyle. Bunu son derece sık bir şekilde de tekrarlanıyor. Muş'ta da sırılsakık diyor ki benim başıma burada bir iş geldi, yanlış sayım var. Her seçmenin tercihinin doğru yere gitmesini istiyorum. Peki ben niye bu haktan yararlanamıyorum dediğinde hukuki olarak vereceğimiz bir cevap var mı? Yani oradaki seçim kurulları bağımsız seçim kurullarının bunun da karar verdiyse buradan biz... sayılmasın dememiz yok, mümkün mü? Yok, ben genel olarak söylüyorum. Yok, yani, yani bunu. Yani bunu yani A ilindeki B iline, C iline, o ilin bu ile yani her ilde bakın ben İstanbul'un kendi içinde bile farklı farklı uygulamalar Peki, var. Peki bir standart ihtiyacı yok mu Recep Bey? Bunun şöyle söyleyeyim. İnşallah önümüzdeki süreçte bu seçim mevzuatın seçim kanununa bir şöyle derleyip toparlayıp bir tek mevzuat haline getirmek daha açık. Daha bu tür şeylerden tartışmalara uzak olması lazım. Metinden olması gerekiyor ihtiyacı. Hasıl oldu. Ona bir cevap verecek düzenlemelerde inşallah önümüzdeki süreç yapılır diyelim. Peki bir mazbata tartışması var. Ekrem İmamoğlu. Ya ben artık müsaadenizle toplantıya da gireceksiniz. Bu son sorum olsun. Mazbata. Kaçmıyor da mazbata orada duruyor. Hayır, şu anda bitti mi yani? 51 sandıkta yok, sayılınca mesele kapanmadı mı? İl seçim kurulu birleştirme tutanağı düzenlediği an almaya hak kazanır. Onu verecek olan il seçim kurulu o konuda onlar bir kararına şöyle yapsınlar ya da böyle yapsınlar deme şeyimiz yok. Olağanüstü itirazı beklemek gerekiyor mu yani, ben onu sormak için. Aslında bize göre beklemek gerekiyor. Olağanüstü itirazı beklemek gerekiyor. O da bir süreçtir. O da uzun sürmeyecektir. Onu bekleyip temiz temiz alması veya almaması daha iyi olur diye düşünüyorum. Peki, teşekkür ediyoruz katıldığınız için. Ben teşekkür ediyorum, sağ olun. Adı üstünde olağanüstü itiraz süreci o. Sanıyorum hukukçular genel olarak onun beklenmesinin gerekmediğini söyleyeceklerdir. Çünkü Yargıtay'da bile karar verildikten sonra bir olağanüstü kanun düzeltme talebi var. Orada o verilen cezanın uygulanmasını etkilemeyen bir süreç ya da alınan kararın uygulanmasını etkilemeyen bir süreç. Burada da mazbatayla ilgili tartışmaları herhalde buraya bağlamamız lazım. Çünkü... son itirazlara ilişkin sandıklar sayılıp tutanaklar il seçim kuruluna ulaştırıldığında artık mesele olağan süreç tamamlanmış olacak ve muhtemelen de Ekrem İmamoğlu'na mazbatası verilecek. Yalova örneğinde de benzer bir durum vardı. Yalova'da işte itirazlar sonrasında Cumhuriyet Halk Partisi Belediye Başkanlığı'nı kazanmış. Sonra AK Parti olağanüstü itirazla itirazını dile getirmiş. Seçimlerin yenilenmesi kararı alınmıştı. Ancak o arada mazbatası da verilmişti belediye başkanına. Tabii bu yeniden seçim konusu Cumhuriyet Halk Partililerin tüylerini diken diken ediyor. Kazandığınız zaman sorun yok. Biz kazandığımız zaman yeniden seçim diyorsunuz diyerek. Hem Bahçeli'nin bu yeniden seçimlerin yenilenmesiyle ilgili dikkat çekici açıklamalarını aktaracağım size. Hem Cumhuriyet Halk Partisi'nin hem bu Büyükçekmece meselesine aynı zamanda olağanüstü itiraz sistemine nasıl baktığını. Küçük bir ara veriyoruz. Bir yere gitmeyin, hemen geliyoruz. Reklam. Bu bahar bol bol uçup azar azar ödeyeceksiniz. İNG Pegasus Bol Bol Kartlılar 11 Nisan'a kadar biletlerini Pegasus Mobil uygulaması veya flypgs.com'dan alıyor. 6-29 Mayıs tarihleri arasındaki yurt içi uçuşlarını vergiler hariç %50 indirimli yapıyor. İNG Pegasus Bol Bol Kart'la bol bol avantajları kaçırmayın. Detaylı bilgi ingbank.com.tr'de. Hayatta bazı anlar vardır. Doğru zamanın geldiğini hissettiğiniz anlar. Evet. Evlenmek istediğiniz kişiyi bulduğunuz o an mesela. Ve
veya çocuğunuz için birikim yapmaya karar verdiğiniz o an gibi. Belki de işinizi büyütmek için kendinize hazır hissettiğiniz o an. Siz yeter ki o doğru an geldiğinde bir adım atmaya karar verin. QNB Finans Bank her zaman yanınızda. Reklam. Yavuz Ohan'dan bir de bunu dinle devam ediyor. Tablo şu: Büyükçekmece'de yeni seçmen, usulsüz seçmen kayıtları ve organize bir suç var iddiası var AK Parti cenahında. Olağanüstü itiraz sürecini işletecekler. Yüksek Seçim Kurulu'na yapılan itirazlarda tümden sayılmasıyla ilgili bölümden bir sonuç çıkmadı. Şimdi bu olağanüstü itiraz konusu konuşuluyor. Cumhuriyet Halk Partisi böyle bir itirazın mümkün olmadığını söylüyor. Az önce YSK temsilcisine sorduk, AK Parti'nin yasa bunun için son derece uygun diyor. Üstelik İmamoğlu'nun mazbatasını olağanüstü itirazla ilgili YSK karar verdikten sonra alması gerektiğini de söylüyor. Biz de soruyoruz, Büyükçekmece'de ne oluyor gerçekten diye. AK Parti'deki görüş, organize bir suç var orada ve bu suç, suçun sonuçları seçimlerden sonra daha da netleşti. O nedenle bizim itirazımızın konusu olacak derler. Peki CHP ne diyor? Muharrem Erkek telefon attığımızda. Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkan Yardımcısı. Hoş geldiniz Muharrem Bey. Hoş bulduk. Teşekkür ederim. Ne oluyor Büyükçekmece'de? Bugün polisler de oradaydı. Bir operasyon haberleri vardı. Ne yapıyor polisler yani orada? Evet, buyurun. Anlatayım. Bir kere yani ülkemizin böyle bir İçişleri Bakanı olması gerçekten düşündürücü ve üzücü. Ne diyor İçişleri Bakanı? Ortada bir suç var diyor. Evet. Suç işlenmiş diyor. Hı hı. Bir eylemin suç olup olmadığına yalnızca ve yalnızca mahkemeler, yargıçlar karar verir. Savcılar bile karar veremez. Tabii. O iddia eder anca yani, başka bir şey yok. İçişleri Bakanı nasıl bir suç işlendiğinin tespitini yapabiliyor? Bir yargı makamı mı? Bir süredir de örgüt üyelikleriyle ilgili tespitleri vardı seçimden önce de. Biraz gelenek haline geldi. Yargıç mı İçişleri Bakanı? Şikayetler var, inceliyoruz diyor FETÖ iltisakıyla ilgili. FETÖ iltisakıyla ilgili şikayeti Cumhuriyet Savcılıkları inceler. İçişleri Bakanı'nın görevi değil ki o. Şunu söyleyeyim. Hı hı. İstanbul'da 31.186 sandık vardı biliyorsunuz. Evet. 31.186 sandık için AK Parti'nin görevlendirdiği kişi sayısı kaç biliyor musunuz? Bizzat Erdoğan açıkladı. 280.000 diye biliyorum. Evet. Tabii. Yani sandık başına neredeyse 9 kişi düşüyor. Hı hı. Sandık görevlileri, müşahitler 280.000. Organize bir iş yok da organize bir beceriksizlik var. O beceriksizliği yapanlar siyasi makamlarını kaybedecekleri için endişe içerisinde. Beceriksizlikten kastınız ne? Yani seçimi kaybettiler, iyi çalışmışlar, yanlışlar yapmışlar, iyi hazırlanmamışlar, görevlerini doğru yapmamışlar. Bakın ben size bir şey söyleyeyim Büyükçekmece ile ilgili. Evet, orayı bize bir anlatın yani ne olduğunu. Anlatayım. Şimdi Büyükçekmece'de İçişleri Bakanı diyor ki bir nüfus memuru vardı diyor, suç işledi. O kişi 18 Ocak'ta tutuklandı. Evet. 18 Ocak. Bakın tarihler çok önemli. Tamam. Bu arada seçmen listeleri askıya çıktı. Evet. Hem AK Parti hem biz itiraz ettik. Doğru. Yani birçok konu var itiraz. Her olur bu seçimlerde hep itirazlar. 31 Ocak'a kadar değil mi? Öyle bir vakit tabii, de var. Tabii. İtiraz ettik. Toplam 750'ye yakın kişinin kaydı donduruldu. Hı hı. Bu tutuklanan kişinin de yaptığı 354 kişi galiba. 354 kişinin de içinde olduğu 750 kişi falan donduruldu. Yani işlemler yapıldı, konu kapandı. 11 bin İşler... rakamı nereden çıkıyor peki Muharrem Bey? Ya yok böyle bir şey. Onu da anlatacağım. Hı-hı. Yani İçişleri Bakanı kurgu yaratıyor. Herhalde uzun yıllar FETÖ ile birlikte yürüdükleri için yok. FETÖ kumpaslarıyla bu işlerin çözülebileceğini sanıyorlar herhalde. Şimdi seçmen kütükleri ne zaman kesinleşti? 31 Ocak'ta. Evet. Adam 18 Ocak'ta tutuklandı. Seçmen kütükleri de 31 Ocak'ta kesinleşti. Seçim ne zaman oldu? 31 Mart'ta. 2 ay sonra. Evet. Ya şimdi nedir bu ya? Ya seçmen kütüklerini reddetmek, sandığı reddetmek, demokrasiyi reddetmektir. Şimdi ben size bir şey söyleyeyim.
seçmen kütüklerinde usulsüzlük olabilmesi için Üsküdar'da oldu, Çatalca'da oldu. Ancak kamu gücüyle olabilir. Neden biliyor musunuz? Neden? Seçmen kütükleri iki temele dayanır. Seçmen kütükleri. Birincisi Mervis denilen sistem. Hani gidersiniz nüfus müdürlüğüne, ben şu adreste oturuyorum dersiniz. Birinci adresi bu dersiniz, o da işler. Evet. Adrese dayalı kayıt sistemi denir buna, Mervis. Hı hı. Bu sistem nüfus ve vatandaşlık işleri genel müdürlüğüne bağlı. Nüfus ve vatandaşlık işleri genel müdürlüğü kime bağlı? İçişleri Bakanlığı. Evet. O zaman İçişleri Bakanlığı alıp sorgulamak lazım. İçişleri Bakanlığı'na bağlı. İkincisi seçmen kütükleri genel müdürlüğü var. Seçmen kütükleri genel müdürlüğü de işte bu İçişleri Bakanlığı'ndan alır verileri. YSK'da. Öyle seçmen mi? Seçmen kütükleri genel müdürlüğü kime bağlı? Onu bilemedim. Seçim kuruluna bağlı. Seçim kurulu, evet. Ya ortada bir şaibe varsa sorumlusu kim bunların? Kazanan bizim belediye başkanımız mı? Ya milletin aklıyla alay mı ediyor bunlar? Peki bugün ne yapıldı ben orada Muharrem Bey? Buyurun. Unutmadan önemli bir şey daha söyleyeyim. Buyurun. 24 Haziran'da seçim yaptık. Milletvekili ve Cumhurbaşkanlığı seçimi. Evet. O seçimdeki seçmen sayısıyla 11 bin falan diyor ya. Hı hı. Gerçekten büyük bir cehalet. Yani bir İçişleri Bakanlığı bir hukuk bilinci olmaz mı? 24 Haziran seçimleri, 31 Mart seçimleri. Çok yakın değil mi? Evet. 24 Haziran, 31 Mart. Seçmen sayısındaki artış ne kadar biliyor musunuz? Ben 4 tam bin... rakam vereceğim. Buyurun. Size. 2310. Onun da 800 herhalde ilk kez oy kullananlar. Evet. 18 yaşını bitiren gençler. 1400 civarında yani. 1500. Tabii. Peki kaç farkla kazandı bizim belediye başkanımız? Büyükçekmece Belediye Başkanlığı'nı 4200. Evet. Ya 2310 artmış. Bundan daha doğal bir şey olabilir mi? Birçok ilçede daha çok arttı. Ben size bir örnek vereyim. Üsküdar'da yığıma seçmen tespit ettik. Bir kere sahte seçmen yok. Bu tartışmalar yığıma seçmen, taşıma evet. seçmen üzerinden. Yığıma seçmen Üsküdar'da polis raporları var. Evet, bu seçmenler burada oturmuyor diye. İptal etmediler. Çünkü kamu gücü onların elinde. İptal etmediler. Ben oradan az önce YSK temsilcisi, AK Parti'nin YSK temsilcisine Üsküdar'ı hatırlattım. Yani bir binada 300 kişi vardı. Bizim işte havuzdan yararlanmak için geldiler. Onlar onun için kaydoldular diyen ev sahibiyle de konuşmuştuk. Tabii bu örnekleri çoğaltmak mümkün ama büyük çekmece meselesi... Evet. Bakın seçim hukukunda kesinleşen hiçbir şeyi tartışamazsınız bir daha. Mesela seçmen küçükleri kesinleştiyse eğer, değil mi? Onlar çünkü askıya çıkıyor, itirazlar var, her şey uzun süreçlerden geçiyor ve kesinleşiyor. Hı-hı. Kesinleştikten sonra hiçbir şey yapamazsınız. Şimdi Fatma Aşkın Karlıdağ'da aynı şeyi sormuş. Askıdan kaldırılan ve itiraz süresinde karara bağlanan seçmen listesine tekrar itiraz edilebiliyor mu demiş, edilemiyor. Ya en son ediliyor bir tarihte kesinleşiyor. Evet. İşte Üsküdar'da kesinleşti, biz bir şey yapamadık. Seçimi kaybettik. Hı hı. Çatalca'da öyle. Şimdi Büyükçekmece'de hiçbir usulsüzlük yok. Amaç ne biliyor musunuz? Bir ilçede bir şey bulup büyükşehri iptal ettirmek. Aslında büyükşehrin iptal gerekçesine olağanüstü itiraza bir gerekçe olarak da görünüyor. Yani oradan bahsedeceklerini de saklamadı. Evet, olağanüstü itiraz yoluyla Büyükçekmece seçiminin iptalini istiyorlar. Oradan da İstanbul'un iptalini istiyorlar. Ya ayıptır ya. Ya gerçekten ayıptır ya. Bugün ne oldu Muharrem Bey Büyükçekmece'de? Bugün polisler bir hareket, bir şey vardı işte, orada. Ya bir de polislerimizin de haftasını kutlayalım. Evet. Ya polisimiz görev yapıyor. Polise bu talimatları vereni bizim sorgulamamız lazım. Ne oldu polis, yani bugün orada? Polis ya gidiyorlar insanların evlerine talimatla. Polisin de ben bu görevi isteyerek yaptığını düşünmüyorum. Ama polisimiz mecbur. Emir veriyor. Görevi yapıyorlar. İnsanların evlerinin kapısını çalıyorlar. Adres tespiti, kimlik tespiti. Burada oturuyor musunuz? Oy kullandınız mı? Kullanmadınız mı? Veya işte ne soruyorlarsa. Hı hı. Ya bu anayasaya aykırı ya. Anayasaya aykırı ya. Böyle bir şey olabilir mi? Devlet kentsel dönüşüm yapıyor Büyükçekmece'de. İnsanların binaları, evleri yıkılıyor. İnsanlar doğal olarak yine Büyükçekmece'de bir başka sokağa taşınıyor. Kiralarını devlet ödüyor.
Şimdi o insanları sorguluyorlar. Bugün bir seçmenle konuştum, ya ben 1979'da Büyükçekmece'de doğdum diyor. Büyükçekmece'de büyüdüm, Büyükçekmece'de yaşıyorum. Evim yıkıldı kentsel dönüşüm nedeniyle. Eşimle taşındık. Sabah polis geldi pazar günü diyor kapımıza. Korktuk diyor ya. Ya böyle bir şey, bunu Türkiye'ye yaşatmaya kimin hakkı var? Süleyman Soylu'ya en güzel cevabı diyor ya, Büyükçekmece seçimleri iptal edilmelidir diye. Evet. Biliyorsunuz AK Parti Büyükçekmece seçimin iptali için İstanbul İl Seçim Kurulu'na başvurdu. Reddedildi. Reddedildi. Red evet. Gerekçesi de hukuk dersi verir gibi. Süleyman Soylu o kararı okursa. Şöyle bir biraz... şöyle bir cümlesi de var. Bu siyasette hangi görev varsa hepsinde bulundum. Ben 201 rakamının sıfır olarak yazıldığı bir seçim görmedim. Türkiye'de böyle bir seçim yok. Her seçimde maddi hatalar olur. Onun bahsettiği o 201 olayı zaten sisteme düzeltilerek diyor. Yani bu sistematik bir biçimde bir adayın bu kadar kollandığı bir seçim görmedim diyor. Kaybettikleri için mi? Bilemeyeceğim. Acaba geçmiş seçimleri böyle mi kazandılar acaba? Bilemeyeceğim. Tabii. Bakın ben size bir şey söyleyeyim. 1994 yılında Melih Gökçek kaç oy farkla kazandı Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı? 6400 falan değil mi? Evet. Amerika'da Bush yanılmıyorsam Al Gore'a karşı 500 oyla kazandı. Birçok Türkiye'de seçim var. Bir oyla biten seçimler var. Ben onların şimdi listesini biz dinleyenlere aktaracağım. Çok var yani onunla ilgili. Müsaade eder misiniz? Devlet Bahçeli'nin şu açıklamalarını bizi dinleyenlere bir aktarayım. Sizin bir yorumunuzu rica edeceğim bununla ilgili. Şöyle, Devlet Bahçeli bugün mecliste herhalde bir meclis başkanını tebriğe gidiyor. Orada çıkışta gazeteciler soruyorlar. Bir oy bile seçim kazanmak için yeterli demiştiniz diye. Mahalli idareler seçimleri bu işte Cumhurbaşkanlığı hükümet sisteminde yeni bir durumdur, daha önemli hale geldi. Bir kat daha önemi arttı diyor. Bu seçime o açıdan yaklaşılmıştır. Seçimlerden sonra her seçimde olduğu gibi rakamlar, sayım sırasındaki farklılıklar, her siyasi partiye göre itirazlar yapılmaktadır. Bu itirazlar demokratik bir haktır. İtirazları da en kısa zamanda değerlendirmek suretiyle Türkiye'yi normalleştirmekte yarar vardır diyor. Ve devam ediyor. Şu anda bazı yerlerde İtirazlar cevap bulmakla beraber, mazbatalar alınmakla beraber, özellikle Türk siyasi hayatında önemli yeri olan uluslararası gözlemcilerin yakından takip etmiş olduğu İstanbul'daysa bir kargaşa yaşanmaktadır diyor. Buna bir kargaşa diyor. Seçimlerin hemen arkasından 29 bin oy farkın olduğu ortaya konmuştur. 29 bin oy farkın değiştirilebilecek itirazlar üzerinde çalışmalar başlatılmıştır. O günden bugüne kadar da önemli değişiklikler kendisini göstermiştir. Bu tabidir. Böyle bir süreç içerisindeyken karşılıklı istikrarı bozucu davranışlara, seçim sonucunda mazbatayı kim alırsa alsın Türkiye'yi sürüklemek doğru değildir. Bundan dolayı itirazların sonucu alınmalıdır. Karar neyse YSK kararını vermelidir diyor. Devamı daha enteresan. Bütün bunlara rağmen ortada hala seçimin üzerindeki akılcı yaklaşımlar Türkiye'yi kaosa, kargaşaya sürükleyecek hatalara yöneliyor ise, Türkiye'yi huzursuzluğa itebilecek bu hatalardan kurtulmanın yolu yine demokrasi içinde aranmalıdır. Eğer seçim sonuçları toplum vicdanında huzur bulmayacak bir anlayış içerisinde sonuçlanmışsa, bunu sonuçlandıracak olan YSK, o vicdanı oluşturabilecek yeni bir seçimde düşünülebilir diyor. 60 günden sonraki ilk pazar günü seçim yapılabilir. Bundan gocunmaya gerek yok. Şu an için YSK'ya yapılmış itirazları takip etmeliyiz diyor. Ne anlayalım biz bundan? Yani YSK sonucu açıkladıktan sonra İstanbul seçimleri yenilenebilir gibi bir şey mi kastetti? Yoksa YSK'nın seçimleri yenilemesi gerektiğinden mi bahsetti? Bir kargaşa ortamı var mı Muharrem Bey? Sayın Binali Yıldırım kazansaydı aynı şekilde konuşur muydu Sayın Bahçeli? AK Parti İstanbul İl Başkanı ne dedi? Daha seçim gecesi saat 04.40'da. Bakın 04.40 seçim gecesi. Evet. 3870 oy farkla kazandık dedi. Evet. 3870 oy farkla kazandık dedi. Şimdi 14.000 farkı beğenmiyorlar. Şimdi Sayın Binali Yıldırım ne diyor? YSK diyor mazbatayı kime verirse. Sayın Bahçeli de ona benzer bir şey söylemiş. YSK mazbatayı kime verirse değil. YSK mazbatayı kazanana vermek zorunda. Kazanana. O zaman size versin, siz olun İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı.
Herhalde onu kastediyorlardır ama yani YSK itirazlara bakacak. Sonucunda kim kazanır sonra verecek diye. Seçim kurulunun sitesinde şu an girin, kazanan gözüküyor. Ona verecek mazbatayı. Yani kesinleştirecek sonuçları İstanbul İl Seçim Kurulu mazbatayı verecek. Ben size bir şey söyleyeyim. Sandıktan çıkan sonuca herkes saygı göstermek zorundadır diyen kimdi? Yani bunu AK Parti sürekli söylüyor tabii. Tabii. Milli iradeye ne oldu? Ne oldu milli iradeye? Siz İstanbul'da İstanbul seçmenin iradesini masada gasp etmek istiyorsunuz. Ama baştan sona usulsüz dedi Cumhurbaşkanı. Usulsüz olan nedir? Açıklasınlar o zaman somut delillerle. Hiçbir somut delil ortaya sunamıyorlar. Hukukun temeli nedir? İyi niyettir. Ama bugün de Mehmet Ali Yavuz'du sanıyorum. AK Parti Genel Başkan Yardımcısı. Biz Ali İhsan Yavuz. Biz bütün belgeleri, bilgileri, delilleri ortaya koyduk. Çürütemiyorlar dedi. Onun için mi reddetti YSK taleplerini? Ortada çürütecek bir belge delil yok ki. Tamamen böyle kafaları karıştırmak için yapılan kurguya dayalı iddialar var. İtiraz bir haktır ama delillendirilince iyi niyetli olmalıdır. Kötü niyetli değil. Yapılan itirazlar kötü niyetli. Bu seçim yenileme meselesinin biraz daha fazla konuşulduğunu görüyoruz. Seçim yenilenemez. Toplum vicdanında huzur bulmayacak bir anlayış içerisinde sonuçlanmışsa o vicdanı oluşturabilecek yeni bir seçimde düşünülebilir. Ne demek mesela toplum vicdanında çok rahat, huzur bulmayacak toplum, anlayış yani neye göre? Toplumun vicdanı çok rahat. Çünkü toplum Ekrem İmamoğlu'nun kazandığını biliyor. Ekrem İmamoğlu'na mazbatayı halk verdi. İstanbul'un seçmeni verdi. Ne Sayın Bahçeli'nin ne Süleyman Soylu'nun kimsenin gücü o mazbatayı almaya yetmez geriye. Halk verdi, halk. Halk verdi. Peki bu iradesinin üzerinde bir güç var mıdır? Toplumun vicdanı çok rahat. Beyefendilerin vicdanı rahatsız. Cumhuriyet Halk Partisi Millet İttifakı kazandığı için. Peki son tarih nedir burada Muharrem Bey? Yani ne zaman bu mesele artık bitmiş sayılacak? Çünkü Yüksek Seçim Kurulu'nun içtihatları var. Yüksek Seçim Kurulu ne diyor? Sen seçmen kütüklerini tartışmaya açamazsın. Peki. Zamanında itirazlarını yaparsın. Kesinleştikten sonra açamazsın. Türkiye Barolar Birliği'nin de açıklaması oldu. Evet diye. Az önce aktardım bunu biz dinleyenlere. Türkiye Barolar Birliği'nin de açıklaması. O da önemli bir açıklamadır. Evet. İstanbul Barosu'nun açıklaması da önemli. Doğru. Bunlar önemli açıklamalardır. Biz de söylüyoruz. Şimdi teknik olarak. Siz bakın, siz bakın ne deniyordu bugüne kadar? Bugüne kadar ne deniyordu? Islak imza tutanaklar sandığın tapusudur. Evet. Seçimin namusudur. Ne oldu? Daha seçimden bir iki gün önce dünyanın en güvenli seçimini yapıyoruz diyenler. Ya bu ülkede her şeyi mahvettiler. Her şeyle oynadılar. Devletin tüm kurumlarını bir terör örgütüne teslim ettiler. Bu milletin ordusuyla oynadılar, yargısıyla oynadılar, eğitim sistemiyle oynadılar. Şimdi de seçim güvenliğiyle oynamaya kalkıyor. Muharrem Bey, Zekai bu Biber... Bu çok tehlikeli bir şey. Anladım. Zekai Biberoğlu diyor ki yasal süreç ne zaman sona erecek? Yani bunun bir herhalde deadline'ı vardır. Yarın. Sonuçlanma yarın, günü yok mu diyor. 51 sandığa bugün 6 daha eklendi diye Recep Bey'in açıklaması vardı YSK temsilcisinin. Evet. O nedenle soruyor. İlçe ilçe görüşülüyor ya İstanbul'daki itirazlar. İlçe ilçe. Evet, evet. Bir kere YSK tüm ilçelerde oyların tümünün yeniden sayılması taleplerini reddetti. Evet. Bazı sandıklarda ki onlar sonuç değiştirmesi mümkün. Zaten çoğu da bitti. Evet. Hatta bazı sandıklarda artı bir oy falan bizim lehimize çıkıyor. Artı 8 herhalde 22 sandıkta. Bunlar önemli değil. 15 bin olsa ne olur? Fark 14 bin olsa ne olur? 20 bin olsa ne olur? 1000 olsa ne olur? Ne fark eder? Bunlar önemli değil. Şimdi Büyükçekmece seçiminin iptali başvurusu da reddedecek Yüksek Seçim Kurulu. Çünkü Yüksek Seçim Kurulu'nun içtihatları var. Peki onu bekleyecek mi mazbata? O itirazın sonuçlanmasını. Beklememesi lazım. İstanbul İl Seçim Kurulu'nun derhal mazbatayı Ekrem İmamoğlu'na vermesi lazım. Aynı 2014'te Melik Gökçe'ye verdiği gibi. Evet. İtiraz süreci devam etti. Melik Gökçek mazbatasını aldı. YSK kesin sonuçları çok sonra açıkladı. Anlatabildim Peki. mi? Bir saniye lütfen. Bu Ankara'yı mı örnek? Bunu da söyleyeyim. Buyurun. Bunu da söyleyeyim.
Bu süreç yarın sonuçlanır. Büyükçekmece talebi reddedilir. Daha başvuru çünkü yapmamışlar ama. Yaptılar ya da bu akşam yapacaklardır. Önemli değil. Saati önemli değil. Yani yapacaklar. Ben yaptılar diye biliyorum. Bu akşam da yapabilirler. Yarın görüşülecek. Haksız itiraz reddedilecektir. Amaçları da zaten onlar da gerçeği biliyorlar da amaçları ne biliyor musunuz? Bir meşruiyet tartışması açmak. Zaten İçişleri Bakanı onu çok... Evet, yani bir sonraki seçimlere kadar bu mesele tartışılır diyor. Meşruiyet tartışması açmak. Mağlubiyetlerinin üzerine örtmek. Ağır bir mağlubiyet aldılar. Peki yeniden seçim kararı çıkarsa ne olur? Çıkamaz efendim. Hangi gerekçeyle çıkacak? Ya yani YSK verdi diyelim diyorum. O zaman demokrasi defterini kapatalım bu ülkede. Her şeyi kapatalım. Hangi gerekçeyle verecek? YSK sonuçta bir yüksek kurul. Orada Danıştay'dan, Yargıtay'dan gelen yargıçlar var. Siz efendim seçmen kütüklerinde şöyle olmuş böyle olmuş. Gülerler buna. Kargalar bile güler yani. Peki. Hiç böyle bir şey ihtimal dahilinde değil diyorsunuz. Tabii ki olamaz. Bunu başvuranlar da biliyor. Ama amaç başka diyorsunuz. Muharrem Bey. İçişleri Bakanı'nın tartışmalar bitmez dediğine, seçim yenilenmezse, tartışmalar devam ederse bizim koltuklarımız gidecek. Peki. Muharrem Bey çok teşekkür ediyoruz değerlendirmeler için. Eksik olmayın. Ben son bir cümle söyleyeyim. Buyurun. Buyurun. Bakın. Türkiye'ye bahar geldi. Bizim derdimiz bu memleketin bütün dağlarına bahar gelsin, bütün dağlarında çiçekler açsın. Bu baharı, bu huzuru gölgelemeyin. Türk demokrasisine ihanet etmeyin. Ya Türkiye bugüne kadar böyle bir şey yaşamadı biliyor musunuz? Ya demokrat olmak, Süleyman Soylu hep demokrat olmakla övünür değil mi? Ya demokrat olmak kazanınca demokrasiyi hatırlamak değil, kaybedince kazananı tebrik etmektir demokrat olmak. Mansur Yavaş'la ilgili Bahçeli'nin söylediği bugünkü sözler de dikkat çekiciydi. Yani benim belediye başkanım değil dedi Devlet Bahçeli Mansur Bey için. Ankara'nın Büyükşehir Belediye Başkanı. Peki. Çok teşekkür ediyoruz Muharrem Bey. Değerlendirmeleriniz için eksik olmayın. Kapatırken belki Muharrem Bey ile söyleşimizi en sonuna eklemiş oldum ama Mansur Yavaş'ın mazbatasını almasından sonra Devlet Bahçeli bu soruyu özellikle sordurttu. Gazeteciler sormadılar çünkü Ankara'da bir sorun yok. Tartışma İstanbul üzerine. Gazetecilere dedi ki giderken Ankara'yı sormayacak mısınız? Hadi sormuş olalım dediler. Öyle bir görüşme sonrasında dedi ki bu benim belediye başkanım değil. Mazbatasını almış olması aklandığı manasına gelmez dedi. O geçmişteki tartışmalarda kaldığını böylece kamuoyuna açıklamış oldu. Şimdi konuşurken Barolar Birliği'nin açıklamasının önemli olduğunu da söyledi Muharrem Erkek. Onun bir bölümü var, onu aktaracağım size, gerçekten önemli. Hatta açıklama yapmadı diye Barolar Birliği de çok eleştirilmişti. O açıklamasında diyor ki seçmen listeleri kanuna göre seçimden önce askıya çıkmış ve itiraz süreci sonunda kesinleşmiştir. Artık seçimden sonra seçmen listelerine ilişkin bir uyuşmazlığın çıkarılması hukuken mümkün değildir diyor. 2. Sandık kurulu başkan ve üyeleri seçim mevzuatına göre ilan edilmiş ve itiraz süreci sonunda kesinleşmiştir. Sandık kurulu başkan ve üyeleri üzerinden seçimlere ilişkin bir uyuşmazlık çıkarılmasının da hukuken imkanı yoktur. 3. Somut delillere dayanılmak suretiyle itiraz konusu yapılmayan oyların yeniden sayılmasının da hukuken imkanı bulunmamaktadır diyor. Türkiye'de seçimler seçim hukukumuz uyarınca siyasi partilerin gözetim denetiminde ve hakim güvencesinde yapılır. Seçim gününden çok önce kanuna ve YSK tarafından ilan edilen takvime göre kesinleşmiş seçmen listeleriyle sandık kurulu başkan ve üyelerinin tartışılması demokrasinin olmazsa olmazı seçimlerin tartışmaya açılması sonucunu doğurur. Bu tartışmanın galibi olmaz diyor Barolar Birliği. Ve Barolar Birliği hiçbir siyasi partinin yanında veya karşısında değildir. Barolar Birliği yargının 3 kurucu unsurundan savunmayı temsil eden bağımsız ve tarafsız bir kurumdur. Sadece ve sadece hukukun yanındadır. Her zaman da böyle olacaktır diyor. Ve bu açıklamayı yaparken tabii bu kadar ortalık ayağa kalkmış, herkes seçimler üzerine konuşuyor, herkes fikrini beyan ediyor, barolar tek tek açıklama yapıyorlar. Barolar Birliği niye konuşmuyor diye Metin Feyzoğlu'na yönelik çok sert eleştiriler vardı. O eleştirilere de üstü kapalı yanıt vermiş. 3 maddede meseleyi açıklamış. Aslında o 3 maddede şu anda Cumhuriyet Halk Partisi'nin savunduğu hukuki gerekçeler. Yani yeniden sayımda delil lazım. Siz seçmen kütüklerini
tartışmaya açamazsınız. Seçim kurullarını tartışmaya açamazsınız diyor Barolar Birliği. Şu anki durum Büyükçekmece'de biraz seçmen kütüklerinin tekrar tartışmaya açılması meselesi. Tabii bu tartışmalarda Ekrem İmamoğlu'nun da sözleri var. Hem Bahçeli'ye yanıt bazında da söylenebilir. 55 il başkanı bugün İstanbul'daydı ve il başkanları ile birlikte kameraların karşısına geçtiği bir hani bir güç gösterisi de yaptı Cumhuriyet Halk Partisi bu çerçevede. Herkes bir gün kazanır bir gün kaybeder dedi İmamoğlu. Ne olursa olsun bu süreç bitsin artık. Bu şehir yoruldu. YSK en doğru kararı verecektir dedi. Kardeşim sen de çok çalış, 5 yıl sonra sen de kazan diye konuştu. Bir dahaki seçimde Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın da oyuna talibim. Bu memlekette iyi bir ikili olalım istiyorum. Sanki özel olarak Cumhurbaşkanı'na bir mesaj verme gereği de hissediyor her seferinde. Biraz belki sinir harbinin bir parçası da olabilir bu sözler tabii İmamoğlu'nun sözleri. Bir an önce şehirdeki hayatta tutunamamış 350 bin gence umut olmak istiyoruz. Yani onların iş hayallerini gerçekleştirmek istiyoruz diyor. Bu şehirdeki her 4 gençten biri işsiz diyor İmamoğlu. İstanbul Büyükşehir Belediyesi ile ilgili bir sürü ihbarlar alıyoruz. Mali düzenleme ve verilerle ilgili ihbarlar alıyoruz. Ama diyor partizanlık dönemi bitmiştir. İstanbul'un dışında 81 ilin başkanları yanında söylüyorum şu anda diyor. O 81 değil 55. Böyle bir birlik var. Partilerimizin de böyle bir dönemi alkışlayacağı dönem başlayacaktır. AK Partili hemşerilerime de sesleniyorum. Dostlarıma sarılmak istiyorum. Bir an önce mazbatamı verin diyor. Hak ettik diyor. Akıl tutulması yaşanmasın diyor yeni bir seçim diyerek. Ve Bahçeli'ye de bir oy farkla kazanan kazanmış değil miydi sözlerini hatırlatıyor. Bir oyla bile seçim kazanılabilir Bahçeli'ye. Bahçeli'nin sözleriyle yanıt veriyorum diyor. Daha önce yaptığı açıklamalarda Bahçeli'yi de bir devlet adamı olarak olaya dahil olma konusunda çağrıda bulunmuştu Bahçeli'ye. Evet dahil oldu Bahçeli ve dedi ki yeniden seçim de gündemde olabilir. Niye olmasın ki dedi. Medyar İstanbul'da bir araştırma yapmış bu tartışmalı vaziyette seçmenin durumu nedir diye. İstanbul'da seçmenin %61.14'ü sonucu etkileyecek bir hata ya da usulsüzlük yaşandığını düşünmüyorum demiş. Yani hile yapıldı, usulsüzlük yapıldı, organize bir durum var. Hem Cumhurbaşkanı'nın hem İçişleri Bakanı'nın hem diğer AK Partililerin söyledikleri sözlerin seçmen üzerinde çok fazla bir etkisi olmadığı görünüyor. Medyar'ın yaptığı ankette. Yerel seçimlerin tekrarlanması gerektiğini düşünüyor musunuz diye de sormuş. Katılımcıların %65.3'ü buna da hayır demişler. %18.28 kararsız kalmış. %16.59 da evet demiş. Yani İstanbul'da yani bu seçim bu anket sonuçlarına göre İstanbul'da seçmen de bir şey istemiyor. Yeniden bir seçime pek sıcak bakmıyor. Seçime hile karıştırıldığı iddialarında pek ciddiye almıyor anladığımız kadarıyla. Profesör Adem Sözüer artık Ekrem İmamoğlu'na mazbatası verilmeli diyor. Ceza hukukçusu kendisi sosyal medya hesabından bir paylaşım yapmış. Geçersiz oy sayıldı. Düzeltme yapıldı. YSK tekrar sayımı reddetti. Artık Ekrem İmamoğlu'na mazbata verilmeli. İptal ancak sonuç değiştirecek hile kanıtlanırsa mümkün. Mazbata da iptal edilir. YSK çelişik kararlar etkin bilgilendirme yapmama mazbata geciktirme güvensizlik doğuruyor demiş. Bu mazbata tartışmalarına kendisi de katılmış ve Adem Sözer gibi bir başka hukukçu konumuz olacak. İşi hukuki yönden bir de anayasa hukuku yönünden değerlendirelim istiyoruz. Üsküdar Üniversitesi anayasa hukukçusu Profesör Süheyl Batum'la değerlendireceğiz. Küçük bir ara veriyoruz hemen geliyoruz. Yavuz Ohan'dan bir de bunu dinle devam edecek. Reklam. İnsanlığa sesleniyorum. Havale EFT ücretlenen illeti artık hayatımızdan çıkarmanın... Hanımefendi bu kadar ekstra tepkiye gerek yok. Durunca ekstralı olunca havale EFT ücretinden kurtulabilirsiniz. Farkında değilsiniz. Ne güzelmiş. Durunca ekstra banka kartıyla ayda 750 lira harcama yapanlara dijitalde havale EFT işlemleri ücretsiz. Detaylı bilgi ingbank.com.tr'de. Reklam. Türkiye'nin sözüne güvenilir gazetecileri RSFM'de. RSFM 4K kalitesinde YouTube'da da yayında. Ceyda Karan, Ahu Özyurt, Yavuz Ohan, Zafer Arapkirli, Akif Bekir ve İsmail Saymaz.
YouTube'da Sputnik Türkiye kanalına abone olun, programlarımızı ve özel içeriklerimizi kaçırmayın. Anlatılmayanları anlatıyoruz. Yavuz Ohan'dan Bir De Bunu Dinle devam ediyor. Seçimin hukuki çerçevesini konuşmaya devam ediyoruz. Bugünkü tartışmalar eşliğinde ama bir haber de verelim. 57 sandıktı yanılmıyorsam. 51 artı 6 diye bize YSK temsilcisi AK Parti'nin açıklamıştı. Buradan 40 sandıkta sayım tamamlanmış. İmamoğlu'nun oyu, şöyle söyleyelim, İmamoğlu aradaki farkı 16 arttırmış. Yani hem İmamoğlu'na hem işte Binali Yıldırım'a verilen oylar hesaplandığında aradaki farkın 16 arttığını görüyoruz. 40 sandık bu gece bitecek herhalde. Bu gece bittikten sonra bu sayım, YSK'nın 57 sandıkta sayım kararı bittikten sonra ne olacak? Profesör Süheyl Batum, anayasa hukukçusu, telefon attığımızda. Hocam hoş geldiniz. Hoş bulduk efendim. Teşekkür ederim. Ben bununla başlayayım isterseniz. Çünkü hep bu sonuçları da an bir an vermeye çalışıyoruz biz dinleyenlere. Bitti diyelim, YSK'nın tümden sayımı reddetmişti. 51 sandıkta sayım kararı vermişti. Ona 6 daha eklemiş. 57 olmuş. O da bitti diyelim bu gece. Ne olacak yarın? Şimdi efendim artık tabii ya bir hukukçu olarak siz de çok haklısınız. Ama işler gerçekten hukukun, net söylüyorum, tam dışına çıktı artık. Artık hukuk filan şaşırmış vaziyetteyiz. Neden? 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 Evet. Bir kere itirazlar seçim hukukunda diğer sürelerden daha kısa tutulmuştur. Neden? Çünkü seçim yapıyorsunuz. Halk kararını veriyor. Ve verdikten sonra da böyle normal işte temyize gitme gibi, itiraz etme gibi böyle bir haftalık, 15 günlük, bir aylık süreler yok. Neden? Çünkü halk kararını verdi. Bir an önce sonuç açıklamak bitecek. Lazım. Açıklanacak tabii. Yani. Bu böyle ilaniyeye 3 ay, 5 ay, 8 ay dur bakalım Allah büyük olmaz. Dolayısıyla çok net olarak seçim hukukunda süreler belirlenmiştir itiraz için. Evet. Demiştir ki bazı itirazlarınızı daha tutanaklar düzenlenmeden, birleştirme tutanakları düzenlenmeden yapacaksınız. Hemen yapacaksınız bazılarını. Hemen. Yani iki gün sonra dur bakalım aklımız başımıza gelince değil. İki gün sonra. Yani bir oy geçersiz diye kabul edildiğinde bir dakika bana göre o geçerli diyen o geçerli itirazını o anda yapacak. Yok, o anda yapacaksın. İki. İl seçim kurullarının kararlarına karşı 3 gün içinde yapacaksın. 3 gün içinde. Evet. Ne zamandan sonra? İl tutanağı düzenlendikten sonra. İl birleştirme tutanağı. Bir kere onu da söyleyeyim. İl birleştirme tutanağı ne zaman düzenlenmiş? 31'i akşamı hiçbir şey söylememiş YSK. Biliyorsunuz işte saklanmış veya neyse. Normal işler adedinde normal daha önce olduğu gibi gitse Anadolu Ajansı'nın verileriyle sonuçlar ilan edilirken bu sefer hayır biz YSK'nın verilerine göre önde gidiyoruz deyince YSK hiç ortaya çıkmamış. Ertesi sabah çıkmış saat 10'da mı ne, tamam demiş, doğru, şey önde, İmamoğlu önde, İmamoğlu önde demiş. Bunun üzerine ayın 1'inde İl seçim tutanağı düzenlenmiş. İl seçim tutanağı düzenlenmiş. Şimdi bundan sonra 3 gün içinde buna başvurabilirsin. Nitekim başvuruldu mu? Vuruldu. Evet. Hep beraber biliyoruz ki AKP'de, iktidar partisi de bir takım şeyler gösterdi. İşte vardır dedi, yoktur dedi ve itiraz etti. Şimdi bu itirazlar dün 51 diye sonuçlandı. Evet. Bugün 57'ye çıktı. Evet. Ya nasıl yaptınız bunu? Yani biz dün kararı verirken saat çok geçti artık. Bazı yerlerde atladık. Ya uykumuz gelmiş değil mi? Yani bunu anlamak mümkün değil. Neyse onu da anlıyorum. Kabul ediyorum. 57, evet. 60, 70 yapıldı. Şimdi yeni bir şey çıkmış. Ben bugün duydum. Efendim şimdi olağanüstü itirazımız var. Evet. Şimdi bu külliyen yanlış. Kim söylüyorsa
yanlış. Bizim programımızda az önce AK Parti'nin Yüksek Seçim Kurulu temsilcisi gerekçeleriyle anlattı bunu. Recep Özel tamamıyla söyledikleri külliyen yanlış. Bakın. Neden? 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 Şimdi kanunun 130. maddesi çok açık. Demin ne dedim? Ya artık inanmak mümkün değil buna. Dedim ki seçim önemli bir konu olduğu için süreleri sınırlı tutmuştur bu. Yani 15 gün sonra aklıma geldi bir daha itiraz edeyim. 20 gün sonra bir daha itiraz edeyim değil. Bakın ne diyor. İl seçim kurulunun şu kararlarına karşı 3 gün, şu kararlarına karşı da 3 gün 17'ye kadar, şu kararlarına karşı 3 gün 17'ye kadar diye cevap 3 gün süresi. Evet. Ama yasa bir de olağanüstü itiraz diye bir şey düşünmüş. Diyor ki yalnız diyor bazı durumlarda siyasi partilerin il başkanlarıyla genel merkezlere eğer bir nedenle seçim işlerinde seçimin sonucuna etki edecek bir takım şeyler varsa sıkı durun 7 gün içinde itirazını yapabilir diyor. 7 gün. 3 gün değil 7 gün koymuş. Yani 4 gün fazla süre. Bu demiş önemli bir şey var burada. 7 gün itiraz süresi koymuş. Şunu dememiş kanun hiçbir şekilde. İlk önce öbür itirazlar biter. Baktık onlardan bir şey alamıyoruz. Sonra bir 7 gün sonra daha bir daha yaparız. Olmazsa bir 7 gün sonra bir tane daha yaparız. Olmazsa bir 7 gün sonra da bir tane daha, böyle bunu 6 ay 7 ay 2 sene idare ederiz demiyor. Diyor ki İl seçim kurullarının kararlarına karşı aşağıdaki şekilde itiraz edilir diyor. Ve tutanağın, yukarıda söylenen tutanağın düzenlenmesinden sonra normal 3 gün 3 günken burada diyor eğer itirazlar seçimin sonucu hakkında kesin karar vermek yetkisine, seçimin neticesine müessir görüldüğü takdirde 7 gün içinde de başvurulabilir. Ama şöyle demiyor mu orada, siyasi partiler, il başkanları, genel merkezleri veya bağımsız aday tarafından tutanağın, yani mazbatanın düzenlenmesinden sonra 7 gün içinde diye. Hayır, mazbata değil, tutanağın diyor. Öyle mi? Bu burada şu. Benim önümdeki tutanağın metinde parantez içinde mazbata yazdığı için ben mesela hep aynen onun üzerinden konuştum. Şimdi o tutanak hangi tutanak? İl seçim kurulunun birinde yaptığı tutanak. Yoksa şöyle bir şeyi düşünmek mümkün mü? Dikkat edin. İl Seçim Kurulu ayın birinde, şimdi Recep Bey'in söylediği doğru olsa şöyle bir şey çıkabilir ortaya. İl Seçim Kurulu birinde bir tutanak tuttu. Evet. Dedi ki işte faraza arada 10 bin oy farkı vardır dedi. Hı hı. 3 gün içinde itirazlar yapıldı. 10 bin oy farkı 12 bine çıktı. Şimdi bundan sonra bir 7 gün daha. Evet. Ondan sonra bir daha bu sefer 9 bin çıktı. Bir 7 gün daha. Bu sefer yapıldı. Bir itiraz daha. Bir 7 gün daha. Ondan sonra bir 18 bire çıktı. Bir itiraz daha. Ölene kadar itiraz. Böyle bir şey olur mu? O yüzden diyor ki tutanağın, hangi tutanağın? Birinci paragrafta söylediği tutanağın. 7 gün sonra içinde biter bu. Normalde 3 günde 2 günde yapılacakken burada ise çok özel bir durum var diye partilerin il başkanları, genel başkanları, onların şeyiyle müdahalesiyle artık önemli, hı-hı, bir şey bu. Seçimin diyor bak müessir bir olay var. O yüzden diyor önemli etki edecek 7 gün içinde vermiş. Yani bu süre pazartesi günü doldu. Saat 17'de bitti. Bundan sonra olağanüstü itiraz diye bir şey yok. Kaldı ki bir şey daha söyleyeyim. Sizin önünüzde de var o. Evet. Hemen biraz daha aşağı inin. Birazcık daha İniyorum, aşağı inin. Evet. Diyor ki ancak adaylığın kesinleşmesinden sonra diyor, dikkat edin. Hı hı. Adayın Türk olmadığına, yaşının kanunda gösterilenden küçük olduğuna falan hı hı, dışındaki nedenlerle adaylara bile itiraz olunamaz diyor. Yani altında da yazıyor, bu olağanüstü itirazlar için de geçerlidir diyor. Hı hı. Yani siz artık adayın yaşının küçüklüğü, adayın mahkum olmuş olması, adayın Türk olmaması gibi gerekçeler dışında 7 günden sonra başvuramazsınız diyor. Ancak bunlar varsa 7 günde başvurursunuz. Bakın onu da yazmış. Şimdi Recep Bey bunları
Çok net söylüyorum. Ben beraber siyaset de yaptım kendisiyle. Hı hı. Bildiğim için bunları görmeyebilir. Görmezden de gelebilir. Normaldir. O bir siyasetçi. İstediğini söyleyebilir. Bu süre bana göre 4 aydır da der. 8 aydır da der. Diyebilir ama hukuk kurumu artık inanamıyorum. 130. madde açık. Aksi takdirde hukuk mantıksızlığı içerir mi? Size söylediğim gibi. Yani normal hakkınızla siz birinde yaptı. Siz 3 gün içinde itiraz ettiniz. Hı hı. İtirazlarınızı haklı gördü. Bir daha düzenledi. 10.000 oy farkını 14.000'e çıkarttı. Lafın gelişi söylüyorum. Yeni tutanak bu bir daha. Hocam peki Yalova'da nasıl olmuştu? Bir önceki seçimlerde Yalova'da seçim yenilendi ve orada da bir haftalık süre aşıldıktan sonra olağanüstü itiraz yöntemi de CHP'li belediye başkanı koltuğa oturduktan sonra belki hatırlarsınız YSK seçimlerin yenilenmesine karar vermişti. Hatta şimdi, yani mazbata alındı, koltuğuna oturdu, işte 7 oyla kazanmıştı. 8 seçmenin oy kullanmaması gerekirken aynen, oy kullandığı iddia edilmişti. Aynen. Şimdi orada da size söyleyeyim. Ya olağanüstü itiraz 130. madde bu. Evet. Orada da 7 gün aşılmıştı yani orada da. Şimdi orada da size bir şey söyleyeyim. O ayrı bir şeyde konuşuruz. Şu anda ben kanunun neden sonra konuşuruz. O çünkü 7 adayın ben o seçimi çok iyi hatırlıyorum. Benzeri Mahmudiye'de de yapılmıştı çünkü. Şimdi seçmenlerin şey olduğunu, kısıtlı olduğunu. Evet. Normalde ne sandık kurulu bilir, hiç kimse bilmez. Evet. Siz oturduğunuz yerde komşunuzun bile kısıtlı olup olmadığını nereden bilmez. Tabii. Doğru. Bunu kim bilir bir tek? Bir tek Sağlık Bakanlığı bilir bunu. Sağlık Bakanlığı kimde? İktidarda. Hı hı. Şimdi dolayısıyla o da ilginç bir şeydir ama başka bir gün tartışırız onu. Hı hı. Sağlık Bakanlığı bunu partilere söylüyor. Tabii kendi partisi de söylüyor iktidar. Evet, onlar itiraz ediyor. O parti bunu hiçbir şeye kimseye söylemiyor. Seçimler bitiyor. Bittikten sonra diyor ki bak bu 7 kişi şeydi, aynısı Mahmudiye'de yapıldı. Şimdi o da ayrı bir konudur. Ya yani orada sürenin aşılması anlamında söylemiştim bunu. Aynen. Bir durum vardı. O süre sizin aşıldı mı yoksa normal itirazda mı yapıldı? Bunu tam bilmiyorum ama süre aşıldıysa o da bir hukuka aykırılıktır. Hı hı. Ama hukuka aykırılıklar zaten maalesef benim yeter artık dememin nedeni şu. Bakın inanılmaz bir süreçte gidiyor. 130. madde size okudum. Evet. Bunu Yüksek Seçim Kurulu'nun kendisine göre ya bu 7 gün diyor ama Yüksek Seçim Kurulu kanun yapan kuruluşlar arasında sayılmıyor. Recep Bey de sayılmıyor. Şimdi parlamento bunu İstese bu seçimden önce arkadaşlar seçimlere itiraz süresizdir. İstediğin sene, istediğin gün başvuru denebilirdi. Ama ne denmiş? Açık süreler konmuş hepsine. Tutanaktan itibaren 7 gündür demiş. Evet. Dolayısıyla bu 7 gün çok net ortada. Hatta adaylara belirli nedenlerle yani Türk olmadığı, mahkumiyet olduğu, işte şey yapmadığı, yaşının küçük olması gibi nedenlerle süresi yoktur demiş. Olağanüstü itirazlar için de bu geçerlidir, süre yoktur demiş. Demek ki buradan anladığınız ne? Olağanüstü itirazlar için de bir süre var. Ne o süre? Orada da 7 gün görünüyor. İlk tutanağa göre diyorsunuz. Bazıları bunu mazbataya göre sayıyor anladığım kadarıyla. Peki, şimdi bunu sayma imkanları da yok. Çünkü yok tekrar söylüyorum. Yasal olarak net. Hukuk mantığı içerir. Yoksa bu biter mi? Düşünün. Düşünün yani yapıldı. Şimdi diyelim ki ayın 20'sinde bir tutanak düzenlendi. Yeni şimdi 57'si sayıldı, onu da saydı, bunu da saydı, sayalım dedi, bir daha sayalım dedi. Ama 20'sinde bir itiraz daha ettim. Ama orada da bir şey yok mu hocam? 12'sinde, 12 Nisan itibariyle meselenin kapanması gerekiyor. Şimdi bakın artık yasada sayılan hiçbir şeyi artık ben gerçekten endişeyle karşılamaya başladım. Endişeyle zaten şu bile olmaz bakın ya dünyanın neresinde iktidarlar çıkıyor ne diyor şimdi iktidar efendim diyor YSK tek yetkilidir diyor. Evet. YSK tek yetkilidir diyor doğru mu?
Tek evet, yetkili. Söylüyor evet. Artık o. Peki dün akşam 51 sandığın sayılacağını kim karar ve haber verdi? Vallahi ben... Recep Bey. Hı. Ama o da Recep toplantıya katılmıyor mu zaten hocam? Zaten şey canım, yani bunların oy verme hakkı yok ki. Yok. Şimdi Recep Bey. Yahu YSK'nın bu kadar önemli bir kararını Recep Bey açıklar mı? Dünyanın neresinde açıklar? İktidar partisinin temsilcisi mahkeme kararını şöyle olabilir mi? Yani çok önemli bir mahkeme kararı bekliyorsunuz. Yargılanıyor biri. Diyorlar ki sen açıkla bir çık, kararımızı açıkla. Adam çıkıyor, ben beraat ettim. Anladım. Şekil olarak da sıkıntılı ya bir durum var. Şey peki hocam ya, bugün itibariyle İmamoğlu'nun artık mazbatasını çok da gecikmiş olduğunu söylüyorsunuz. Bugün çok itibariyle de alması lazım aslında diyorsunuz. %90 demiyorum. %100 diyorum. Bugünden sonra neydi oranın adı? Büyükçekmece'ye. Evet. Yok efendim seçmen az yazılmıştı, çok yazılmıştı diye yapılacak bir itiraz da söz konusu değil. Aksi takdirde tekrar söylüyorum, bunları kesinleştirmek mümkün olmaz. Yani bu listeleri kim kesinleştiriyor? Seçmen yoktur diye, yani seçmenler uygundur diye kim? İçişleri Bakanlığı, sonra da YSK. Sonra YSK, evet. Doğru mu? Evet. Hatta CHP'nin bazı itirazlarına kim çıktı ve hayır, biz karar verdik, artık bundan sonra şunları değiştirdik, bunları değiştirdik, şunları sildik, artık mükerrer seçmen yoktur, hayali seçmen yoktur, böyle karar verdik diyen kim? YSK. Hı hı. Şimdi bundan sonra varmış, meğer biz farkına varmamışız demek, görevi kötüye kullandığının açık göstergesidir. Böyle bir şey olabilir mi? Dünyanın neresinde olabilir böyle? Yani bu şartlar altında seçimin yenilenmesine ilişkin bu olağanüstü itiraz sürecinin deki talebinde siz reddedilmesi gerektiğini düşünüyorsunuz hocam. Peki. Kesinlikle. Çünkü aksi takdirde tekrar söylüyorum, seçimler o zaman bitmez. Evet. Yani seçimler bitmez o zaman. O yüzden sınırlı koymuştur. Fakat tekrar çok özür dileyerek söylüyorum. Estağfurullah. Buyurun. Bitirmemiz lazım da yavaş yavaş. Tamam hemen. Biraz şeyle söylüyorum ama gerçekten yapılanlara, şu anda yaşananlara 9. gün mü 10. gün mü ne oldu? Hala dur bakalım yenilecek mi yenilenmeyecek mi, ne yapılacak diye tartışmalara 51 mi 57 mi, yeni çıkacak mı çıkmayacak mı, dur bakalım ona karar vereceğiz. Bunların tamamen hukuksal değil, siyasal olduğunu ve Türkiye'de 50'den beri Yüksek Seçim Kurulu'nu kurmuş, 60'ta anayasalaştırmış bir ülke olarak inanılmaz boyutlarda Türkiye'yi geri götürmeye yönelik çabaların çok üzücü olduğunu vurgulayarak biraz pekala ona tepkiliyim. Çok teşekkür ederim hocam değerlendirmeler için. Eksik olmayın. Süheyl Batum bir tahdidi vardır, bir sınırı vardır bu işin. Çoktan Ekrem İmamoğlu mazbatasını alması gerekirdi diyor. Şimdi bununla ilgili iki tane yazı var. O yazılardan bir bölümünü aktaracağım size. Birisi İbrahim Kiraz, Karar Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni. AK Parti'nin seçimde organize bir yolsuzluk yapıldığına ilişkin iddiasının karşılık bulmadığını, bunu geçmiş yıllarda dile getirmediğini söylüyor yazısında. AK Parti bu seçimlere mağdur bir imajla, statükoyla savaşan bir kimlikle girmedi diyor ve adaylarının süreç boyunca mağrur ve müstani duruşları bir yana, seçim gecesi Anadolu Ajansı'nın yaptıkları, önce iktidar partisinin oylarının yüksek olduğu sandık sonuçlarının açıklanması, sonra CHP adayı oy farkını kapatıp öne geçeceği belli olduğunda veri akışının durdurulup alelacele Binali Yıldırım'ın zaferinin ilanı vesaire vesaire. AK Parti adına bir mağduriyet iddiasının toplumda karşılık bulmasını çok zorlaştırıyor diyor. Yani burada üç kağıt var, burada bir sahtekarlık var, seçimin tümünde şaibe var gibi sözlerin toplumda karşılık bulmasını bu süreç zorlaştırıyor diyor. Gerçekten biz günlük yapılan açıklamalar üzerinden değerlendirmeler yapıyoruz ama seçim gecesini hatırlamamız lazım. Yani seçim gecesi Anadolu Ajansı %98.2'de kilitledi kendisini. Adeta kapılarını kilitledi ve
Ekrem İmamoğlu'nun öne geçtiğini haber veremedi. Ertesi gün öğlene kadar bütün televizyonlarda Binali Yıldırım'ın önde olduğuna ilişkin haritalarda renklendirme söz konusuydu. O andan başlayan, karşılıklı açıklamalarla devam eden bir süreci yaşıyoruz. Türkiye tarihinde görülmemiş bir süreç bu. Bahçeli'ye göre ise kargaşa, kargaşanın tek çözümü yenilenmesi gereken seçim diyor Devlet Bahçeli. Murat Yetkin ne diyor peki? O Cumhurbaşkanı'nın dün 13-14 bin oyla kazandım denilemez sözlerine de atıfta bulunarak şöyle diyor. Gökçek 94'te CHP, DSP ve SHP'nin soldaki 3 partinin birden aday göstermesi sonucu kaç oyla aradan sıyrılıp başkentin Büyükşehir Belediye Başkanı olmuştu? Sadece 6.473 oyla. Başka deyişle binde 45 farkla. Ayrıca o seçimde DSP'ye, SHP'ye verilen oyların imha edip çöpe atıldığını ortaya çıkarıp o zaman muhabir programcı olarak çalıştığım Kanal D'de yayınlayan bendim. Ben de CNN Türk'teydim. Çöpte epeyce bir oy tartışması vardı. Ben de hatta çöpte anonslarım da vardı. İlk anonslarından biriydi. Peki o zaman kimse çıkıp bu kadar az oyla seçimin kazanılması rahatsızlığa neden olur dedi mi? Hayır. Seçimin tekrarı istendi mi? Hayır. Çünkü ne anayasa ne yasalarda Ankara'da şu kadar oydan az farkla kazanılan seçimler geçersiz sayılır diye bir madde yoktu. Çoğulcu demokrasinin gizli oy açık sayım yapılan seçimlerinde sandıktan kim bir oy farkla çıkmışsa mührü o alır. Nitekim seçim sonuçlarının AK Parti'yi bu kadar zora sokacağı belli olmadan az önce Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın seçim ortağı MHP'lileri Bahçeli'de bir oy fazla seçimi kazanır diyerek bu gerçeği işaret etmişti. Seçimi CHP adayı Mansur Yavaş'ın 124 bin oy ve %3 farkla kazandığı il seçim kurulunca tescil edince Yavaş mazbatasını aldı. Darısı İstanbul'un başına direğiyle. İstanbul'da durum hala sürüncemede. Erdoğan CHP'li İmamoğlu'nun 13-14 bin oyla kazanmasının rahatsızlık nedeni olacağını söyledi. Ne anayasa, bugün Bahçeli'nin de benzer ifadeleri var. Ne anayasa ne yasalarda İstanbul'da şu kadar oydan az farkla kazanılan seçimler geçersizdir diye yazmıyor. Erdoğan'ın Rusya'ya giderken yaptığı açıklama siyaset kulislerinde YSK'ya seçim iptali siparişi verdi diye abartılı yorumlara da neden oluyor. Torba yasaya bir madde eklenerek görev süreleri bir yıl uzatılan Yüksek Seçim Kurulu üyeleri dahil bir gariplik var diye bir gerekçeyi hukuka sığdıramayarak İstanbul'un 31 ilçesindeki yeniden sayım taleplerini geri çevirdi. Hukukçu Bahadır Erdem, istediğiniz her şeyi hukuki bir kulp takamazsınız dedi. 10 Nisan itirazların, 12 Nisan değerlendirmelerin son günü YSK Başkanı 13 Nisan'da açıklama yapacak. Bu bekleniyor. İstanbul Erdoğan için çok önemli. Siyasette yükselişi orada başladı. 15 milyon nüfusuyla orta büyüklükteki bir Avrupa ülkesinin ekonomisine ve imkanlarına sahip. Peki diyelim Erdoğan'ın isteği buysa, seçim 2 Haziran'da tekrarlandı ve Binali Yıldırım AK Parti İl Başkanı Bayram Şen Ocağan seçim gecesi açıkladığı üzere 4-5 bin oyla kazandı. Belki Erdoğan o zaman rahat edecek ama İstanbul o zaman rahat edecek mi? Türkiye rahat edecek mi? Dahası artık bu işin kendisine de bıkkınlık verdiğini tahmin ettiğim Binali Yıldırım rahat edecek mi? İstanbul'u rahat yönetebilecek mi? Erdoğan şu günlerde yaptığı her hareketin İmamoğlu'na ve CHP'ye yaradığını görmüyor mu demiş Murat Yetkin. Bu aralar çok sık siyasi analiz yazıları yazıyor. Sonunda da birçoğunda soru işaretleri var. Tabii İstanbul konuşuyoruz da Mardin'de 19.373 geçersiz oya yaptığı itiraz nedeniyle AK Parti'nin seçimi 65 bin farkla kazanan Ahmet Türk'ün mazbatası verilmiyor. Ya 19 bin geçersiz oy var. Hepsini rakibine yazsanız bile Ahmet Türk'ün seçimi kazandığı belliyken mazbata neden bekletiliyor? Bugün sosyal medyada en çok sorulan sorulardan birisiydi. Bir MHP'li bir adayın başkanlığı da düşürüldü bu arada. Çok enteresandır. Rabbimin izniyle analarını belleyeceğiz demişti. Böyle bir cümleyle Türkiye'nin gündemine gelmişti. Adana'nın Kozan ilçesinde ki Cumhur İttifakı'nın belediye başkan adayıydı o zaman Nihat Atlı. Saadet Partisi demiş ki bu adamın işte geçmişinde sıkıntılar var, yasaklandı veya işte affedersiniz yargılandı. Belediye başkanı seçilemez. Bu başvuru üzerine seçilme yeterliliğine sahip olmadığı tespit edilip düşürülüyor. Peki niye seçilme yeterliliğine sahip değilmiş? Cinayet, küçük kızı alıkoyma, yaralama, azmettirme, ruhsatsız tabanca, organize çete
gibi suçları varmış. Bunlar Yargıtay'daymış ve arkadaşımız Rabbimin izniyle analarını belleyeceğiz diye propaganda yapmıştı o dönemde. Peki bugün Devlet Bahçeli Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'la ilgili ne diyor? Daha diyor vicdanlarda aklanmadı. Peki buradaki aday ne oluyor? Çünkü bu adayın başkanların geçerli olması için MHP Ankara'da YSK'ya başvurdu. Suçlarını tekrar sayıyorum. Suçlamaları. Cinayet, küçük kızı alıkoyma, yaralama, azmettirme, ruhsatsız tabanca, organize çete. Az önce itirazlara verilen yanıtlar ve hukuktaki çifte standarttan bahsetmiştik. Herhalde hayatın her alanında maalesef ki bu çifte standartlarla karşılaşıyoruz diyelim. Bugünlük de veda edelim. Tuna Kiremitçi ile vedamız Tuana Türkay ile birlikte söylemiş diğer yarım parçasıyla veda ediyoruz. Bir gün aklınıza mukayyet olun. Artık herhalde yavaş yavaş sonuna geldik. Seçim sonuçlarını net bir şekilde alacağız. Ankara çözüldü. İstanbul'u da yarın en geç yarından sonra herhalde artık Yüksek Seçim Kurulu'ndan bir şey duyacağız. Ama heyecan devam ediyor. Yarın biz yine buradayız. Görüşmek üzere.